Tabii seçimin hemen arkasından bayram var biliyorsunuz. İkiye bölünmüş durumda. Tabii geçmiş seçimlerle mukayese edildiğinde çok büyük bir hareket olmadığını görüyoruz ama yine de otobüsler dolu, ek seferler yapılmaya devam ediyor bugün ve yarın. Bu devam edecek. Büyük bir hareket var yani bunu söyleyebiliriz, rahat rahat söyleyebiliriz. Tabii önümüzdeki hafta bayram olması da biraz bu şeyi bölüyor, yolcuyu bölüyor. Belki bugünden gidenler bayramı da memleketlerinde geçirecekler. Ağırlıklı olarak da insanlar memleketlerine gidiyorlar oy kullanmak için. Gitmişken de bayram tatilini orada yapacaklar. Bu hafta sonu böyle bir hareket var. Önümüzdeki hafta ayın 4'ü, 5'i, 6'sı girişlerde büyük bir yoğunluk ve çok ek sefer yapılıyor. Yapılmaya da devam ediyor. Ulaştırma Bakanlığı bu bayram süresince turizm araçlarının da şehirler arası tarifeli seferde kullanılması için bir düzenleme yaptı, geçici düzenleme. 9 günlük tatilde de bu turizm araçları ek seferlerde kullanılabilecek. Çok rahat söyleyebiliriz. Şu anda otogarda buradan gördüğünüz zaman zaten hareket başladı, başlamış durumda. Dünden başladı. Yarın devam edecek, öbür gün devam edecek. Kısa mesafelerde pazar günü de bir hareket olacak. Ama esas hareket bayramda olacak öyle görülüyor. Şunu söyleyebilirim, daha çok doğu bölgelerine, Anadolu'ya, Karadeniz'e büyük bir hareket var seçimle ilgili. Seçimden sonra da yine bayramda da aynı şekilde insanlar memleketlerine gidecekler. Tabii ki yani şu anda seçimle ilgili biletler zaten süreçte ilave seferler yapılmaya devam ediyor. Bugün sabahleyin firmalarla yaptığım görüşmede ek sefer yapmaya devam ediyorlar. Talep var. Ama dediğim gibi geçmiş bayramlarla seçimlerle mukayese edildiğinde öyle büyük bir hareket olmadığını söylüyor arkadaşlarımız. Genel seçimlerdeki olduğu gibi. Tabii fiyatlar da çok belirleyici. Akaryakıt fiyatlarındaki büyük artışlar, maliyetler İstanbul'dan Trabzon şu anda 1300 lira, 1400 lira. Uçak fiyatına eşdeğer durumda. Ulaştırma Bakanlığı'na 4 ayda bir fiyat onaylatıyoruz biz. Uygulayacağımız fiyatı bildiriyoruz sadece. Onaylatmak değil de bildirim yapıyoruz. Ulaştırma Bakanlığı 4 ay süreyle bu fiyatlarımızı %30 indirim yapma hakkıyla alıyor. Şu anda firmalarımız %30'un üzerinde indirim yapıyorlardı bu hafta, geçtiğimiz hafta içinde, Ramazan içinde, daha öncesinde %50'ye yakın indirim yapanlar var. Tabii normal fiyata döndüklerinde %100 gibi görülüyor ama öyle bir zam yok. Ancak bayram süresi içinde %20, %25, %30 gibi bir zam var. Çünkü akaryakıt durmadan artıyor, maliyetler durmadan artıyor. Benim için çok önemli. Bu millet çok mazlum millettir. Güzel bir millettir, vefalı bir millettir. Ben vatandaş olarak şunu söylüyorum. Demokrasi olsun, güzellik olsun, kardeşlik olsun. Bursa'ya gidiyorum. Oy kullanacağım nasip olursa. Ondan sonra da döneceğim. Oy kullanmak için nereye gidiyorsunuz? Tekirdağ Şarköy. Mutlaka. Herkes seçme ve seçilme hakkına katılmalı bence. Bir oy bir oydur. Önemli. Milletimiz hayırlı olsun halkımıza. Ben Lüleburgaz'a gidiyorum. Lüleburgazlıyım. Hani oraya gidiyorum. Oyumu da kullanacağım.